Merhaba arkadaşlar, ben Emre, videoma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Flash & Break MH100 çadırımızın kurulum videosunu yapmıştık. Bu videomuzda da su geçirmezlik özelliğini test edeceğiz. Bakalım su geçirecek mi? Hep beraber deneyip görelim. Dakikalık bir testimiz olacak. Şöyle zamanlayıcıyı başlatalım. Bak hem de. Şöyle başlattık arkadaşlar. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Bu Nisan yağmuru mu oluyor? Portumuzu yetişmiyorum maalesef bu kadar uzunluğu. Ama arka tarafa da şöyle bir gönderebilirim. Ne yağmur oluyor şimdi? Nisan yağmurları. Saças arada. Evet, şu anda 3 dakikamız doldu. Şöyle gösterelim. Görünüyor mu Emre orada? Evet. Tamamdır. Kapatalım. Son bir ağır koşu verelim şöyle. Şimdilik gördüğünüz gibi sulamaları çadırımızın üstünde damlacık halinde. Şöyle bir sallayalım çadırımızı. Evet. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir su damlası kalmadı arkadaşlar. Dış tentemizde. İçine bakalım Emre. Tabii ki. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Nasıl acaba? Dur önce ben bak. İçi göl olmuş. Suyu almış mı içine? Göl olmuş. Hemen şöyle bir yaklaş. Gördüğünüz gibi burası dış tentesi arkadaşlar. Hiçbir su belirtisi yok. Şöyle geçeyim. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. İç tenteyi gösterelim de gel bak buradan. Şuradan. Evet. Gördüğünüz gibi kupkuru. Hemen içip içine bakalım. Şöyle. Şöyle kenarlarını gösterelim. Zaten çadır genelde kenarlarında su alır arkadaşlar.
Evet. Bu şekilde şöyle kenar dikiş kısımları. Gelebilirsin Emre'ciğim, bak burayı gösterebilirsin. Gayet kuru. Hiçbir su alma yok. Üstler de ona keza aynı. Evet. Şöyle kenarlar. Şuralar da benim pisliğim oralar. Çekme. Evet. Kupkuru. Arkadaşlar MH100 Flash Impact çadırımızın su testini de yaptık. Gördüğünüz gibi içine su almadı. Gayet içi kuru bir şekilde, dış temizliği. Zaten hemen şöyle çıktığımız zaman orada da sular kalmadı. Yani su tutma özelliği de yok. Diğer videolarda görüşmek üzere. Doğada kalın.